Bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 9.30'u göstermekte ve arkamda gördüğünüz gibi Petas'ın bacası Gülisar sakinlerini zehirlemeye devam ediyor. İlimiz Kırşehir'de bulunan Petas'ın bacası yine çevreyi zehirlemeye devam ediyor. Petas'ın bacasından çıkan zehirli dumanlar Gülisar sakinlerinin sağlıklarını tehdit ediyor. Defalarca haber yapmamıza rağmen Petas'ın bacasından çıkan zehirli dumanlar için yetkililer herhangi bir önlem almadı. Metas Lastik Fabrikası'nın bacasında fitre bulunmasına rağmen yetkililer fitreyi çalıştırmıyor ve etrafa zehir saçmaya devam ediyor. İlimizin lastik fabrikası Petlas hem çevreyi hem de Gölhisar mahallesinin sakinlerini zehirlemeye devam ediyor. Vurdum duymazlığın bu kadarı da pes. 22 Eylül 2021 çarşamba günü Ahi televizyonumuza gelen ihbarı değerlendiren Ahi televizyonumuz ilimiz Gölhisar Mahallesi'nde bulunan lastik fabrikasına giderek ihbarı değerlendirdi. Görüntülerde izlediğiniz gibi lastik fabrikasının bacasında filtre olmasına rağmen çalıştırmıyorlar. Bacadan çıkan duman hem doğayı hem de Gölhisar sakinlerini zehirlemeye devam ediyor defalarca haber yapmamıza rağmen yetkililerden hiçbir müdahale gelmedi görülüyor. Yine Gölhisar Mahalle sakinleri gerekli kurum ve yetkililere şikayet etmelerine rağmen hiçbir şekilde cevap almadıklarını ahi televizyonu ekranlarına söylediler. Gölhisar Mahalle sakinlerinin yaşamaya nefes almaya hakları yok mu? Mahalle sakinlerinin tek isteği sağlıklı bir yaşam olduğunu dile getirdiler. Yine mahalle sakinleri bacanın gece yarısından sonra sabaha kadar tamamen filtresiz çalıştırılarak hem çevreye hem de mahalle sakinlerinin sağlıklarıyla oynamaya devam ettiklerini söylüyorlar. Yine mahalle sakinlerinin yaptığı açıklamada Petlası bir daha şikayet etmeleri durumunda fabrikada çalışan gölhisarlı çalışanları işten çıkarmakla tehdit ettiklerini dile getirdiler. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu gidişe kim veya kimler dur diyecek? Gölhisar mahalle sakinlerinin sağlığını kimler koruyacak?